Saç ekimi olmak istemeyen fakat saç dökülmesi olan, seyrekliği olan, bu konuyla alakalı rahatsızlığı olan kişiler eksozomla alakalı güzel bir tedavi yöntemiyle hastalıklarının, şikayetlerinin üzerine gidebilirler. Bunu nasıl sağlıyoruz? Eksozomu birer milyar partikül şeklinde 3 seans olacak şekilde uygulama yapabiliyoruz. Eksozomu 1 milyar partikül veya 3 seans şeklinde uygulama yaptığımızda biz saç ekimi yapmadan en ideal yöntem şeklinde uygulamayı yapmış oluyoruz. Fakat bazı hastalarımız 3 seans değil de tek seans olmak istiyor. Biz onu da gerçekleştirebiliyoruz. O da medikal tedavi açısından yeterli oluyor. 5 milyar partikülü tek seansta uygulama yapıyoruz. 6 aylık bir süreçte takip ediyoruz. 6 ay sonrasında tekrar hatırlatma dozu yapılabiliyor. Ama 6 ay sonrasında eğer bizim istediğimiz seviyeye gelmişse hatırlatma dozuna gerek kalmıyor. Eksozomun avantajları nelerdir? Eksozom iyileştirme mekanizmasını ortaya çıkararak oradaki bütün iyileşme süreçlerini destekliyor. Eksozom aslında destekleyici bir tedavi. Yani vücudumuzda zaten saçlarımızla alakalı, medikal anlamda ciltimizle alakalı birçok bağ doku ve kök hücre var. O kök hücrelerin tekraren uyanmasını sağlayan bir yapı. Bunu niçin yapıyoruz saçta? Saçta uyguladığımızda beklentimiz şu oluyor. Saç dökülmesini durdurmalı, seyrekliği azaltmalı, bebeksi tüylerin tekrar saç haline gelmesini sağlamalı ve uyuyan kök hücreleri uyandırarak tekrar oradan saç çıkmasını sağlamalı. Eksozom bu tedavi yöntemiyle şu ana kadarki medikal kalite anlamında en yüksek faydayı sağlayan ürün.